Olur. Yani elyaflı zeminlerde. Şimdi elyafsız olduğu zaman nakışta yaptım ben. Elyaflı zeminlerde elde daha rahat tabii. Gömülmeler evet. olduğu için çok daha şık durur. Çok güzel bir şey. Çok sevdi mi izleyicilerimiz söylesinler. Şimdi yastık kılıfının kenarlarını yine burada ayak değiştirdim mi şimdi? Düz dikiş ayağını taktım. Evet. Makinemi normal dikişe aldım. Dikiş adımım 2,5. Onunla dikeceğim kenardan bir ölçüden. Daha önce bu mandallarımızı da taktım buraya. Ben bunu ziyan olmasın burada dikelim diye hazırladım. Daha sonra böyle fermuar dikmeyi başka bir projede göstereceğim. Penslere bayıldı. Herkes sormuş değil mi penslere? Evet, sordular. İğneden çok daha iyi elimize batmayan falan. Şeyi soruyorlar. Başını kaçıranlar oldu galiba. Evet. Bir dakika. Şimdi çeyizliklerde ve yastıklarda altında elyafla, bakın şöyle, üstteki örtü böyle hafif kadifemsi, keten de olur mu bu? Olur. Olur. Yumuşak ketenler. Şöyle, elyaf var. Çok ince bir elyaf değil. Hani elyafta böyle pofur pofur olmasını aralardan böyle bu eziliyor burası. Mesela yaprak yaptık eziliyor. Aradan da o böyle kendini yukarı yukarı evet. alıyor. Ön plana, çıkartıyor. Ön plana çıkartıyor. Çok güzel. Ben şimdi şurayı da birleştirdim. İnsanın eli alışırsa bunu gerçekten çok kolay. Yani yağ gibi yapar. Şunu hemen kesiyorum. Görünmesi açısından çevireceğim. Daha sonra sülfüresini yaparız. Evet. Şu ayağı değiştirmek zor mu? Ayağı değiştirmek. Hiç bir kere zor daha değil. Yukarı doğru terse bükerek çıkartıyorum. Nerede öbür ayağı? Şunu bir daha yapalım. Görelim. Bir dakika, seyircilerimiz de istiyor. Bu muydu ayak? O ayak. Bu da iğnesi. Ha, iğneyi de mi değiştiriyorsun? Hayır hayır. İpliği geçirmek için bir iğne bu böyle. Ha. Delikten rahat geçirebilmemiz için. Bir dakika bir dakika. Görelim. Evet. Misinalı iğneyle geçiriyorum. Misinalı iğneyi nereden aldın? O takımın içinde çıkıyor. O bakın böylesini evet, şuraya koyayım da. Ayak aldıkları zaman bu da içinde var yani. Ha, oraya şeye geçiriyoruz. Hı-hı. Ayağa yünü geçiriyoruz. Sonra bu bunu iğneyi ben alsam mı şuradan? Elimle buraya takıyorum. Süper güzel. Evet. Şu şekilde. Buraya geçiriyoruz. Ha, biraz şuraya yaparsan. Görelim. Evet. Buradan ayarımı. Elyaf var altında. Hafif ince kadifemsi. Neye çekiyorsun orada? Ne ayarına? Kapitone ayarını alıyorum. Kapitone ayarını alıyoruz. Ayarını aldım. Altta üstte ip var. Evet, bir dakika. Evet, devam edin Şerife Hanım. İpliğimi alacağım. İpliğini alacağım, dur. Evet, çok yakındayız da şey oluyor. Evet.
Evet. Şimdi sorular var galiba. Senin üzerine yapabilir miyiz diye neyin soruyorlar. Üstüne? Keçe. Ha, iyi soru. Bak çantacılar. Çanta için. Soruyor. Yapılabilir. Ama çok kalın. Yapılabilir. Olur. Kalın da olsa çünkü elyaf koyuyoruz. Elyaf yerine kalın keçenin üstüne. Çok güzel figürünüzü çizersiniz. Yani böyle saçlar yaparsınız. Çantalarda da kullanıyorum. Yıllar önce ayakkabı üzerine de yapmıştım. Kumaşla kaplamıştım falan. Ayakkabı üstüne yaptım. Evet. Şerife Hanım da az yani böyle bilgili değil konusunda, süper güzel. Zaten hep hanımlara gidiyor, şeyler veriyor. Dersler, seminerler falan. Ha, onu içine koyacağız. Çok isterseniz. Şık. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Mesela burada çok güzel bir ekmek kapısı var. Mutlaka, var değil mi? Tabii var. Kullanma alanı çok geniş çünkü. Evet, çok fazla. Evet, çok yani fazla. Yastık kılıfı yapabilirsiniz. Battaniye, seccade, runner, başka havlu çantalarda. Kenarı, çarşaf kenarı, çantalar yaptığınız işlere bir katık olabilecek güzel bir şey. Hakikaten. Yine benim dediğime geliyor. Yani keşke, Sinem Hanım beni dinliyor mu acaba? Keşke... Onlar da düşünmüşler bunu. Şöyle bir şey olsa, hanımların gidip böyle bir kafe gibi bir yer olsa, hayalim öyle bir şey. Hanımlar gidecekler, orada nasıl şeylere gidiyorlar, internet kafelere gidiliyor. Burada da dikiş kafesi olsa, gelse hanım, işte ne bileyim hani veya laundry deniyor veya çamaşırhane deniyor. Gidiyor ya, parasını koyuyor, yapıyor ya. Mesela burada da gelip şu işlerini 10 taneyi yapacak. Bak nefis bir şey var burada. Vallahi yapın, ben yapacak değilim, siz yapın. Yani iş kolu bu. Yani firma kesinlikle. Yapsın. Firma yapsın, hanımlar gidip orada hani makineyi alamıyorsa da gider 10 tanesini yapar orada. Yani o anki bir şey ihtiyacı gideren yani çamaşırhane gibi. Yapar, evet. Dikişhane. İsmini de koyuyorum. Dikişhane. gerçekten güzel bir isim. Evet, buyurun. Yastık oldu. Gel Erkan, gel yastığa gel. Mesela doğumlarda böyle bir yastık yaparsınız bebeğe. Sistemeli, evet. Güzel. Üstüne altın takma yastığı. Konseptiniz sarı mı, yeşil mi, mavi mi? Ne varsa o renkten işlersiniz. Altın takma yastığı olabilir. Süslü süslü böyle güzel. Evet. Dışı farklı kordonla süslenebilir. Mesela süslenebilir. Diyelim ki düz beyaz bir takımınız var. Böyle güzel bir masa örtüsü diktiniz. Masa örtüsünün hani üzerine. O sarkan kısmına bence şöyle sarkan kısmına veya orta kısmına bunu yaptınız. Masa tabağınızı getirttiniz buraya oturttunuz. Yani burada kafayı çalıştırırsak ne işler. Bir sürü hem ekmek bitmez. Kapısı... Hem de kendinize zevkli güzel şeyleri çok daha uygun fiyata çıkarabileceğiniz şeyler var. Tabii, kesinlikle. Vallahi çok beğendim. Çok beğendim. Soru var mı? Soru tekrar, keçeyi çok saran olmuş, gösterebilir misiniz? Keçe çantanın üzerine motif işleyebilir miyiz diye. Şöyle keçeyi haftaya ilk bir şey başlamadan gösterelim. Burada tamam. Keçemiz yok değil mi? Var mı? Alayım mı keçe? Şöyle bir soru daha var Derya'm. Keçe üzerine yaparken araya kumaş koymak gerekiyor mu keçenin altına diye sormuşlar. Gerek yok. Keçeyi hayır, tek yapacak. Keçe yapın. Böyle güzel. Nerede var, ben alayım? Şurada. Hazırla Şerife Hanım şeyini. Buralarda bir yerde. Keçe yok burada. Gelebilirsiniz, gelin. Gelin. Dur. Koymamışsınız. Şu mu? Yok değil. Şu keçe. Çıt çıt çıtlı. Bak. Var. Tamam. Yokmuş. Şu olabilir mi? Yok. O güderi. Yok. Haftaya.